LGS'ye son 104 gün hala çok değerli bir süremiz var. Sizler çalışacak ve başaracaksınız. Bizler sizlere inanıyoruz. Sizler de kendinize güvenin ve bu işi bitirin arkadaşlar. Günün sözüne daha doğrusu haftanın sözüne baktığımızda Shaquille O'Neal diyor ki biliyorsunuz çok ünlü bir basketbolcuydu eskiden. Şimdi artık biraz emekli ayırdı kendini ama çok güzel bir söz söylemiş. Sizi gerçekten motive edebilen tek kişi kendinizdir. Yani bir insana birileri bir şeyler söyler yaparsın yapamazsın şudur budur der ama esasında biz kendi motivasyonumuzu kendimiz sağlarız arkadaşlar. Dolayısıyla size şöyle bir şey söyleyeceğim. Mesela siz bir arkadaşınıza sen kötüsün, sen rezilsin, sen kötüsün, sen yapamazsın, sen kazanamazsın der misiniz? Demezsiniz. Hele hele sınava hazırlanıyorsa der misiniz? Asla demezsiniz. Yani sınava hazırlanıyor gayret gösteriyor ve onun karşısına geçip de ya sen kazanamazsın ya. Sen bu matematiği yapamazsın ki. Sen hep yanlış yapıyorsun. Der misiniz? Demezsiniz. Peki siz bunu diyorsunuz esasında. Kime diyorsunuz biliyor musunuz? Siz kendinize diyorsunuz. Siz kendinize bazen moraliniz bozulduğunda yapamadığınızda kendinizi demotive ediyorsunuz. Diyorsunuz ki sen yapamazsın. Sen bunu yapamazsın. Ya olmayacak diye kendinizi demotive ediyorsunuz. O zaman madem sevdiklerinize ya da hatta sevmediklerinize bile asla kötü söz söylemiyorsanız kendinize de asla kötü söz söylemeyin arkadaşlar. Aynanın karşısına geçin bakın bunu Steve Jobs çok yaparmış. Hani var ya şu iPhone'ları bulan adam. Steve Jobs aynanın karşısına geçermiş. Sen yaparsın, sen süpersin, sen çalışkansın, sen başarısın dermiş. Başarmıştı adam gerçekten. Dolayısıyla sizler de aynanın karşısına geçip, size deli diyebilirler ama deli değilsiniz merak etmeyin. Sen başarırsın. Sen bu matematiği de, feni de, Türkçe'yi de, inkılabı da, dini de, İngilizce'yi mahvedersin demeniz gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla lütfen en büyük motivasyonu kendinizden alacağınızı unutmayın. Ben şimdi size burada överim süpersiniz süpersiniz diye ama eğer siz kendi içinizden kendinize güvenmiyorsanız bu olmaz. Dolayısıyla kişiyi motive eden en önemli kişi sizsiniz arkadaşlar yani kendinizsiniz. Şimdi Ay Yıldız isimli bir öğrencimiz diyor ki 129 beyin aldım lütfen sorularımı cevaplayın. Hemen cevaplayalım. Şimdi tersen başlıyorum bu sefer. Hep birden başlamıyorum. Tersen başlıyorum. Keyfimin kahyası değil mi? Matematikte de denemelerde öyle yapmayacak mıyız? İstersek fenden başlayabiliriz ki fenden başlamalıyız arkadaşlar. Şimdi diyor ki şu an sıkı çalışmaya başlasak fen lisesi kazanabilir miyiz? Evet arkadaşlar. Tabii ki çok çok eksiklerimiz varsa yani 5, 6, 7 sınıftan çok fazla eksiğimiz varsa matematikte şu anda sadece bir iki tane yapabiliyorsak birazcık zor. Ama hani 5 6 7'den fazla eksiğimiz yoksa matematikte belli bir seviyeye geldiysek sıkı bir çalışmayla fen lisesini kesinlikle kazanırsınız arkadaşlar. Hatta bununla alakalı sınav sonuç formları da gösterdim size. İşte üçlük, dörtlük dilime çok güzel netlerle giren arkadaşlarımız vardı. Fen lisesini kazanan arkadaşlarımız vardı. Hatta şimdi birazdan bir daha göstereyim. Konular ikinci dönemde çok zorlaşıyor. Nasıl üstesinden gelirim demiş. Bu arada hemen geldi. Bakın mesela üçlük dilime girmiş arkadaşımız. 15 matematik yapmış. Of hocam nasıl yapayım? 3 da 14 matematik yapmış. Ama bu arkadaşımız 6 yanlış 2 doğru götür. 8 matematikle girmiş ve fen lisesine girmiş. Üçlük dilimle fen lisesine girilebiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla fen lisesine girebilirsiniz. Bu onun en büyük ispatı. Bu 2021 yılında, 2021 yılında LGS'de 421 puanlı fen lisesine girmiş bir öğrencinin sınav sonuç formu arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Konular ikinci dönemde çok zorlaşıyor. Nasıl üstesinden gelelim? E tabii ki çalışarak. Bizler zaten Tonguç Akademi olarak sizlerin yanınızdayız arkadaşlar. Biliyorsunuz ilk başta LGS kampımız başladı. Ardından ne yaptık? Ardından LGS'de birinci dönem konularını tekrar ettik. İlk tekrar kamp yaptık. Şimdi de hızlanma programımız geliyor arkadaşlar sizler için. Türkçe ve matematik adına süper bir hızlanma programı yapacağız. Sonra son tekrar kampımız gelecek. Yani bizler sizin peşinizi bırakmayacağız. Sizlerin matematikte, Türkçe'de, FEN'de, diğer derslerde en iyi hale gelmeniz için sıkı sıkıya sizleri destekleyeceğiz. İkinci dönemde konular zorlaşıyorsa biz de vitesi artırıyoruz diyeceksiniz. Biz de daha çok çalışacağız diyeceksiniz. Bugünlerde 150 soru sayısı ideal mi? Esasında daha fazla olması daha iyi arkadaşlar. Çünkü şöyle ee, hani bugünler daha yazılar başlamadı. E zaten sömestr tatilinden yeni çıktık. E LGS'ye de az kaldı. O yüzden biraz daha artıralım. Yani ideal mi? Şöyle yapayım birazcık uzun tişört koyayım. Daha fazlasını çözmelisiniz arkadaşlar. Daha fazlasını çözmeyi hak ediyorsunuz. Bir de ha şu da var. Soru sayısından daha önemli olan verim tabii ki. Ama hani ben verimli çalışıyorum ama az çalışıyorum böyle bir şey yok. Hem verimli çalışacağız hem de çok çalışacağız. Yani günde 20 soru çözüyorum ama çok iyi çözüyorum. Yanlışlarına da bakıyorum. Ya yani ne diyorsun ya? O eskiden şimdi hem çok çözeceğiz, hem verimli çözeceğiz, hem de yanlışlarımıza bakacağız. Türkçe için paragraf mı, kitap mı... tabii ki de arkadaşlar. Hiç düşünmenize gerek yok paragraf. Zaten hızlama kampımıza da sizlere mükemmel paragraf ödevleri vereceğiz. Hatta hızlama setimiz var. Onun içerisinde paragrafons diye bir kitap var ki efsane bir paragraf kitabı. Mutlaka buradan da ödevler vereceğiz sizlere. Deneme netlerimizi çok yükseklere çıkarmak için günde kaç saat çalışmalıyız? Bu sorunun cevabını söylemiştik arkadaşlar. Biliyorsunuz ki LGS sayısalda 40 soru için size 80 dakika süre veriliyor. LGS sözelde de 50 soru için size 75 dakika süre veriliyor. 80 artı 75 ne eder? 155 dakika. Yani neredeyse e, iki 2,5 saat ediyor. Yani siz sınav sabahı 2,5 saat bir e, mücadele içine gireceksiniz. Dolayısıyla beyniniz 2,5 saat mücadele etmeye alışmalı. Mesela düşünsenize e, ben şimdi Halı sahada maç yapsam 90 dakika ölürüm, mahvolurum, yorulurum, ayaklarım şer, ah Çünkü kondisyonum yok. Ama bir futbolcu rahat rahat yapar. Niye? Çünkü o zaten her hafta 90 dakika maç yapıyor. Zaten her hafta antrenmanlarda defalarca belki 90, belki 180, belki 360 dakika antrenman yapıyor. Antrenmanda maçlar yapıyor. Dolayısıyla sizin maçınızda LGS. LGS'de 155 dakika. O zaman siz ben 155 dakika çalışıyorum. Hayır ben işte ee, şu kadar çok... Hayır 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 hayır. Sen daha fazlasını çalışmalısın. Daha fazla süreye beynin soru çözmeye kendini alıştırmalı. Yani iki buçuk saat değil de bence en az beş saat günde ders çalışmalısınız arkadaşlar. Ama hocam okula gidiyorum. Okulda çalıştığın süreye de dahil edebilirsin. Ama hocam kursa gidiyoruz. Kursa çalıştığın süreye de dahil edebilirsin. Yeter ki verimli olsun. Yani kursa gidip dört saat orada boş boş oturup geldiysen bugün dört saat çalıştım deme. Ama kursa gittin. iki saat çalıştığını hissettin. Onu buraya ekleyebilirsin. Burada sıkıntı yok. Şu matematiği nasıl hallederiz demişsin. İşte Matematik matematikle alakalı da zaten efsanevi kampımız burada Türkçe matematik eksiğiniz için hızlanma programımız geliyor. Ama bu program haricinde de bununla alakalı zaten birazdan hızlanma programını, hızlanma setini sizlerle tanıştıracağım. Ama matematikteki temel mantık şudur arkadaşlar. Birincisi Sabır önemli. Yani hemen iki dakikada yapacağım diye bir şey yok. Bazen beş, bazen on dakika vereceksiniz bir soruya bir. İkincisi bütün soruları yapacağım diye de bir şey yok. Yani matematikte yirmi 20 yirmi yapmam lazım. Evet doğru inşallah. Ama olmuyorsa da bak bunu her zaman gösteriyorum. Bu öğrencimiz bir matematikte Anadolu Sesi'ni kazanmış. Bu öğrencimiz... 11 matematikle bak 13'ten iki çıktı pardon 13 matematikle hatta 12 33 oluyor. 12 matematikle fen lisesini kazanmış. Hatta birinci dilime girmiş. Bu arkadaşımızı zaten az önce göstermiştim. 8 matematikle 3'lük dilime girmiş, fen lisesini kazanmış. Yani matotta 20'de 20 ama lazım evet inşallah ama olmuyorsa da yapabildiğimizin en iyisini yapmaya çalışacağız. Fakat Türkçe, fen'i kaçırmayacağız. Burası önemli. Din, inkılabı, İngilizce'den yani soru kaçırmayacağız. Burası önemli. Tek sonun bu derste ise de yani diğer Türkçe'yi, fen'i, inkılabı, dini, İngilizce'yi full yapıyorsan da matematikte sabredeceksin. Yeni sorulara uzun süre vereceksin. Vazgeçmeyeceksin. Ve tabii ki de hızlanma kampımıza, hızlanma programımıza katılacaksın. Şimdi gelelim Haftanın okuluna Fatih Fen Lisesi Eskişehir'de arkadaşlar. Yüzdelik dilimiz 0.97. Ve hemen haftanın kaynağına geliyoruz. LGS hızlanma programında kullanacağımız LGS hızlanma seti arkadaşlar. Hızlanma seti gerçekten vın diyebilirsiniz. Ne diyorsunuz hocam kafayı mı yediniz? Evet arkadaşlar sizler için kafayı da yeriz. Hiç sıkıntı yok. Burada LGS hızlanma denemeleri var. Gerçekten şu ana kadar işlediğiniz konularla alakalı deney grafik, yorum analiz, gerçek yaşam, mantık infografik ve aynı zamanda özel çıkarım soruları içeren yeni tarz map tarz sorulardan oluşan efsane bir deneme kitabı de arkadaşlar. Buradaki her bir denemenin öncesinde tabii ki detaylı analiz sayfaları da var. Buradaki hatalarınızı mutlaka buradan çözümlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Ve özel optik formu da var. Buradan hızlanma denemelerinden sorular vereceğiz hızlanma setinde hızlanma programında. Sonrasında ...yeni nesil problem bankası var. İşte bu matematiğiniz için efsanevi bir kitap. Nedir hocam yeni nesil e, problem bankası? Matematikte biliyorsunuz ki sınavda böyle gelecek. Yani zor soru gelecek. Ama bu zor soruya başlamadan önce ne dedik? Sabretmemiz gerekiyor dedik. Bizler de onun için önce temel, sonra orta sonra zora geçen özel bir kitap hazırladık. Ve bu kitapta arkadaşlar, kutuyu şöyle kenara alalım. Bu kitapta esasında bu gördüğünüz, yani şu şu gördüğünüz sorular var ya, şöyle göstereyim bir dakika. Şu gördüğünüz sorular esasında kolay, yani iki adımlı bir soru. Ama böyle yeni nesil resimli yaptık. Bu da kolay, biraz daha zor olsa da bu da kolay. Ama şu zor, yani web site çarpanlar ve katlarla alakalı. Burada her bir konuyla alakalı temelden üst seviye çıkan, kolaydan zora doğru gider ama hepsi yeni nesil olan, hepsi resimli olan, hepsi esprili olan, hepsinde bir düşünme gücü yani problem gerektiren, günlük yaşamla bağlantılı, aynı zamanda yorum analiz gücü gerektiren ve deney veya grafikle çözülebilecek olan gerçek yaşam soruları konuldu. Bak olasılık konusu temel çok basit resimli amaç basit korkmaya gerek yok. Bu ise bunun biraz daha zorlaşmış hali. Yani bir anda insan 100 kiloyu kaldıramaz ama önce 10 sonra 20 sonra 30 sonra 40 sonra 50 60 sonra 70 sonra 80 sonra 100'e ulaşabilir mantığıyla hazırladık arkadaşlar bu kitabı. Gerçekten şu anda Türkiye'de LGS matematikte hazırlanmış en iyi kitap olduğunu düşünüyoruz. Neden? Çünkü öğrencilerin esas takıldığı yer burası ve her bir sorunun da karekod çözümü uzman hocalarımız tarafından sizlere bu kitapta anlatılıyor. Ve gelelim efsanevi paragraf kitabımıza. Zaten paragraf onu birçok arkadaşımız çözmüştür paragraf onu. LGS Türkçe'de başarılı olmak istiyorsanız Türkçe eşiti paragraf diyoruz. Bakın, paragraf yapmadan LGS'de başarılı olamazsınız. LGS Türkçe'de hiç başarılı olamazsınız. Bakın, LGS Türkçe açıyorum 2021 bu arkadaşlar. Şimdi burada paragraf sorusu yok gibi duruyor. Geçiyorum. Bak bu bir paragraf. Geçtik. 2 3 4 5 6 7 8 devam ediyorum. 9 10 bakın 10 tane kesin geliyor. Sonra bu tarz e, resimli sorular geliyor gördüğünüz gibi. Dolayısıyla en az 10-12 tane soru geliyor. Biz de dedik ki paragraf onsta öğrencilere 4, 6, 8, 10, 12'li denemeler yapalım. Ama bu denemelerde gittikçe azalan süre verelim. Yani dörtlü denemede ilk başta 8 dakika süre veriyoruz. Bakın bu soru 2021'de geldi. Aynısı geldi arkadaşlar. Hatta şöyle bak, bu bizim kitabımızdaydı. Şöyle de göstereyim. Yakaladığımız soruyu da gösterelim ya. Yani niye göstermiyoruz ki biz? Şurada olması lazım. Bak, çarklı soru görüyor musunuz? Bu paragrafon sorusu, bu da bizim sorumuz. Şimdi, dörtlü denemeyi 8 dakikada çözüyorsun. Sonra, sonra... Dörtlü deneme yedi dakikada çözüyorsun. Sonra altı dakikada çözüyorsun. Sonra dört dakikada çözüyorsun. Yani gittikçe süre azalıyor. Altılı denemeye önce on iki dakikada çözüyorsun... Sonra 11 dakikada çözüyorsun. Sonra 10 dakikada çözüyorsun. Sonra 9, sonra 8 dakikada çözüyorsun. Sonra sonra bakın altılı denemeyi alt dakikada çözüyorsun. Gittiği süre azalıyor. Yani buradaki süre yönetimiyle arkadaşlar sizler 4, 6, 8, 10 ve 12'li denemeleri muhteşem bir şekilde çözerek en yüksek netlere ve en hızlı süreye ulaşacaksınız ki sınavda da bu hızdan faydalanın istiyoruz arkadaşlar. Paragraf ons, Problem Bankası ve 4'lü hızlanma denemeleri gerçekten LGS'de sizlerin netlerini artıracak efsanevi bir set 3 çok avantajlı bir şekilde hızlanma setinde sizleri bekliyor. Açıklamadaki Tonguç mağaza linkinden de alabilirsiniz. Hadi bakalım sizlere şimdiden sınav hazırlığınıza başarılar diliyoruz. Ödülü soruya da yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. <laughs>